Mesela günlük olarak Facebook'una girebiliyor. Facebook üzerinden oyun oynayabiliyor. İnternet üzerinden insanlarla mesajlaşıyor. Gündelik hayatı takip ediyor. ALS hastası Faruk Demir, ailesi ve çevresiyle özel bir bilgisayar programı sayesinde iletişim kuruyor. Diğer masraflarda falan işte. Ortalama 1000 lira alıyor. Tire'ye bağlı Işıklar Köyü'nde yaşayan 45 yaşındaki Faruk Demir, 9 yıldır ALS hastası. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Demir, yaklaşık 5 yıldır da yatağa bağlı yaşıyor. Daha önce aile bireyleri ve çevresiyle iletişim kurmakta güçlük çeken baba, geliştirilen özel program sayesinde artık eşi ve çocuklarıyla iletişim kurabiliyor. Bir sensör ile göz hareketlerini izleyen program, ALS hastası Faruk Demir'in söylemek istediklerini ekrana yazmasına imkan tanıyor. Yaşama küsmek yerine hayata sıkı sıkıya bağlanan Demir'e en büyük desteği ise eşi Hanife Demir ve 4 çocuğu veriyor. Köydeki evlerinde zor şartlarda geçinmeye çalıştıklarını ifade eden Faruk Demir'in oğlu Mustafa Demir süreci böyle anlattı. İlk zamanlar tabii anlamakta zorlanıyorduk. Sürekli bir anlaşmazlık oluyordu aramızda. Ama sonra bu sistem geldikten sonra biz de rahatladık. Hani babam daha rahat iletişime geçmeye başladı. Daha sosyal biri olmaya başladı. İlk zamanlar içine kapanıktı biraz daha. Çünkü hastalığın verdiği moral çöküklüğü olsun, kimsenin onu anlamaması olsun biraz daha içine kapanıktı tabii. Sonra zamanla daha iyi olmaya başladı bu sistemden dolayı. Yani bu sistem sensör var ve bir yazılım var. Sensör gözü koordineli bir şekilde ayarlıyor. Yani göz koordine oluyor. Ondan sonra mouse görevini görüyor babamın gözleri. Harfleri tıklıyor tek tek. Mesela A harfine, sonra B harfine sıra sıra tıklayarak bu harfleri cümle haline getiriyor. Okuma tuşuna bakarak da Türkçe lisans sayesinde, ses lisans sayesinde cümleyi kendisi okuyor bilgisayar. Bu şekilde iletişim halinde oluyoruz. İletişimden çok daha bir sürü yanları var. Mesela günlük olarak Facebook'una girebiliyor. Facebook üzerinden oyun oynayabiliyor. İnternet üzerinden insanlarla mesajlaşıyor. Sonra gündelik hayatı takip ediyor. Moral bozukluğu olmasın. Bu hastalığın tabii bir anda insan kendini yatakta bulunca ne oldum diyor tabii. Moralini yüksek tutsunlar. Her zaman bir umut ışığı olduğunun farkında olsunlar ve hani diğer hastalarla iletişime geçerek aslında bir aile durumuna gelebilirler. Hani içine kapanık olmaktansa diğer hastalarla sohbet ederek daha sosyal biri olabilirler. 850 ile 1000 dolar arası bir fiyatı var. Tabii biz uzun süre önce almıştık. Şu anki dolar kuruyla fiyatının ne kadar olduğunu bilemiyorum ama ortalama 1000 dolar arası bir fiyatı var evet, sistemin. Faruk Demir'in hayata küsmeden ailesine sımsıkı bağlanması ve rahatça iletişim kurabiliyor olması tüm ALS hastalarına moral verdi.